Okullu okulmuş ha. Gez gez bitmedi. Üş. Arabaya bak be. Kim lan bu artist? Senin o artist dediğin adam var ya, istese 2 dakikada kapının önüne koyar seni. O biraz sıkar yalnız. Ekmeğinle oynuyorsun bak, benden söylemesi. Hadi lan. Ulan ben ne diyorum, bu herifi nereden tanıyorum diye. Selim Kutlusay olur kendisi. Bütün buraların sahibi yani, anladın? Hoş geldin Selim Bey. Hepimizden ama önce Burak'tan dileyeceksin. Anlamadım, o niye? Eda. Karışma. Anlamayacak ne var? Bizim arkadaşımız senin yüzünden kaza yaptı, biliyorsun değil mi bunu? Benimle ne alakası var? Ha! Ay bir de soruyor musun ya? Bir de soruyor musun bunu? Bak anlıyorum, üzgünsün, üzgünsünüz. Arkadaşın kaza yaptığı için ben de üzgünüm ama... Ne aması, ne diyorsun kızım sen? Kızlar, nasıl da duygusuz görüyor musunuz? Burak'la insan gibi nazikçe konuşsaydın eğer kaza maza olmayacaktı. Çok mu zor ya bu bağlantıyı kurmak, beceremedin mi? Aa, tabii işine gelmedi değil mi? Ben de çok üzüldüm deyip köşene çekeceğini sanıyorsun değil mi Serra Hanım? Yeter be. Çekil önümden, açıklama mı yapacağım sana? Sana mı soracağım? Ben çekilip çekilmeyeceğime hesap vereceksin önce bana. Açıklama yapacaksın. Bırak, bırak, bırak kolumu. Bırak kolumu ya, bırak! Eda! Saçmalama, ne yapıyorsun ya? Saçmalama. Bırak seni Güzel önce. Ya, kusura bakma sen kusura de lütfen. Kusura bakma mı ya sen, Allah'ım varoş kedisiyle ne diye açıklama yapıyorsun Zeynep? Bana bak, lafını bil de konuş. Dikkat et de o varoş kedi tırmalamasın seni. Kudal olup gemerip gidersin bir köşeye. Demirleydimiz ağlayabiliyormuş. Hayret. Ne o? Bankacının tek gecelik ilişkisinden sonra
Seni alıp Amerikalara falan mı götürmesini bekliyordun? O yüzden mi bu gözyaşları? Boş hayaller bunlar. Onun elinden senin gibi kaç tanesi geçmiştir biliyor musun sen? Ya siz ne biçim insanlarsınız? Ne sanıyorsunuz kendinizi? Size de yaptığınız o iğrenç yorumlara da lanet olsun. Ya yeter! Yeter, bir rahat bırakın beni! Defol! Defol git ya, defol! Tamam, tamam. Ya bırak, tamam, git! Tamam, 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 sakin ol. Buran kazasının günah keçisi ben olmayacağım, anladın mı? Tamam, olma. Ya taciz etti! Resmen taciz etti beni arkadaşın ya! Kapıma kadar dayandı! Anneme ne diyeceğimi şaşırdım. Mert Tekin'de de hiçbir alt yaşamadım ayrıca. Ya odasını temizlemek için oradaydım ben. Bu benim işim. Anladın mı? Para kazanmak için yaptığım işim bu benim. Anladım. İşte. Bence sen hayal falan gördün, öpmedim ben. Ne olur görürlerse. Yani gerek yok, hoş olmaz. İmajın mı çizilir? Bu silim saçmalama ne alakası var? Sara. Kedisinin uyanma vakti gelmişti artık. Varoş kedisi ya. Nasıl da bir halktan sanıyor kendi. Neydi onun o tavırları öyle? Neyine güveniyor bu kız bu kadar arkadaşlar? Neyine? Ben onun o yamalı özgüveni indirmesini bilirim. Tamam, abartmayın artık, yeter. Abartmayın derken neyi abartıyoruz? Eda kıza tokat attı biricik. Tokat. Ya olacak iş mi Allah aşkınıza ya? Az bile yaptım Zeynep. Biricik, bir şey söylesene sen, haksız mıydım? Böylelerinin haddini bildirmemiz gerekiyor tatlısı. İyi yaptın. Bence de. Üff, hadi sıkıldım Serra muhabbetinden, yeter. Selim'i göreniniz oldu mu? Eve falan mı gitti acaba? Serra Hanım, buyurun. Görsünler. Bizi daha böyle çok görecekler. Alışsın herkes. Ya Serra. Sanki hayatında ilk defa bir erkekle bu kadar samimi yürüyor gibisin ya. Ne? Ciddi misin?
Yani bu durumda ben senin ilk erkek arkadaşın oluyorum. Doğru mu? Yani hayatında ilk defa ben de öptüm seni. Tamam canım. Ne var yani olmadıysa? Serra. Hı. Ne yapıyorsun yine? Ya bırakır mısın? Ne yapıyorsun? Bak, gördün mü? Herkes gördü şimdi. Ne olacak? Hayatımda ilk kez öpüştüm. İlk kez haddini bilmez bir erkek sana sarıldım. Bir de üstüne üstü geçmezmiş gibi herkesin içinde seni kucaklayıp havalara kaldırdım. Açmıyor. Onur hocanın yanındadır belki. Kaçta biter dersin? Uzun sürer benim işim. Proje devrimi tamamlamam lazım. Tamam. Olsun, ben beklerim seni. Gerek yok gerçekten. Pardon, pardon. Efendim Biricik. Evet, evet, okuldayım. Ufak bir işim var, onu hallediyorum. Neredesin? Biz çıkıyoruz kızlarla da seni bekleyelim mi? Biricik, işim var dedim ya. Neler karıştırıyorsun yine? Aman aman, iyi tamam, sormuyorum. Yarın görüşürüz. İşi varmış. Kızlar, bu Serra gidip de bizi Selim'e şikayet etmiş falan olmasın şimdi? Gitse keşke. Bir tokat da Selim'den yer. Ay gerçekten çok abarttınız. Şiddete hayır diyoruz arkadaşlar. Hele kadına şiddete koca bir hayır diyoruz, hatırlatırım. Evet. Evet. Ne yapacağız şimdi? Planımız ne? Hadi. Siz bilemem de benim pilates dersim var. Eve gideceğim. Pilates nereden çıktı şimdi? Hep beraber bir şeyler içeceğiz diye konuşmadık mı az önce? Unutmuşum. Şimdi aklıma geldi. İptal edemem dersi. Size afiyet olsun. Görüşürüz. Selim yok diye 2 dakikada sattı bizi, farkındasın değil mi? Ölecek Selim diye kız ya. Sus, duyacak şimdi Zeynep, bir de uğraşmayalım bununla. Duyarsa duysun Eda, duyarsa duysun. Burak'ın iyi olmasına çok sevindim Tahir amca. Yani ben aslında Ankara'ya gelip Burak'ı görmek istiyordum ama yüz yüze. Öyle mi? Ha, doktor ziyarete izin vermiyor yani. Anladım. Tamam. Olmadı biz görüntülü arayıp öyle konuşuruz Burak'la. Oldu Tahir amca. Oldu, iyi günler. Aha, yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam. İyi, kaçtım ben. Servise gidiyorum. Tamam, görüşürüz sonra. Hadi bay bay. Bitti mi dersin? Hı hı, bitti. E tamam. Atla arabaya gidelim bir an önce. Yok, istemiyorum. Niye istemiyorsun? Ufak bir işim ben senin için nasılsa. Gerek yok yani eve bırakmana falan. O ne demek Serra? Ben hiçbir şey anlamadım. Biricik'le konuşurken ufak bir işim var dedin ya hani. O ufak iş ben olduğuma göre. Biraz alınganlık, biraz da kıskançlık seziyorum. Hayır tabii ki de, ne alakası var? Serra Hanım, lütfen arabaya biner misiniz? Lütfen. Buyurun. Belki binmek istemiyorum. Lütfen, lütfen Serra Hanım. Buyurun.
uzatmaya gerek yok. Anlaştık o zaman. Hayırlı olsun diyelim. Evraklarını getir. Yarın başla işe. Anlaştık. Yalnız şu maaş konusu benim çok içime sinmedi. Ya azıcık böyle bir şeyler yapsanız olmaz mı? Rakam değişmez. Hem yol masrafın yok. Servise gidip geleceksin. Yemen içmen burada. E daha ne olsun? İyi peki tamam. Anlaştık o halde. İyi. Kim şimdi yağış? Sen kimsin? Selamlar. Selamlar. Ne bu haliniz? Ne oldu? Ne varmış ya halimizde? Normallik öyle. Yani. Soruya soruyla cevap verilmesinden hoşlanmadığımı unutacak kadar şaşkınsınız nedense. Şimdi sana bir haberimiz var. Ne? Ama ne söyle? Ay, Burak'la mı ilgili? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Haber mi geldi? Yani birazcık Burak, birazcık sen, çokça Selim ve bir de... Üf! Geveleme ağzına. Söyle ne söyleyeceksen. Selim'le Serra'yı sarmaş dolaş görenler olmuş. Ne demek sarmaş dolaş? Ders falan çalışıyorlardır. Yoksa Selim'in ne işi olur Serra'yla? Yani biraz özel ve ince bir iş olduğu kesin gibi ama bir bak istersen. Yiyecek bir şeyler alayım. Gel. Zavallı Serra, başına nasıl büyük bir bela aldığının farkında bile değil. Zavallı Serra, daha düne kadar tokat atıyordun kıza. Bu nefretten acımaya ne ara evrildi ben anlamadım. Zeynep'ciğim, o ayrı. Bu ayrı, aynı şey değil. Pardon. Lütfen. Pardon, özür dilerim. Yani. Pardon, affedersin. Ah, bir su çalmış. Ay, tatlı yiyelim. Hı, termosum vardı. Gördünüz mü? Sen yine de akşamki yemek teklifimi bir düşün. Yok, gerçekten gelemem. Bir sürü işim var benim evde yapmam gereken. Ya Serra, ne işin olabilir ki? Kesin ders çalışacaksın. Başka işin falan yoktur. Ne haber Serra? İyilik, senden? İyiyim. Arkadaşınla tanıştırmak yok mu? Selim. Nazlı. Memnun oldum Nazlı. Memnun oldum. Ne oldu iş durumu? Görüştünüz mü? Görüştüm. Yarın başlıyorum. Vallahi bayıldılar bana. Yani müdürüm bana dibi düştü. O derece yani. Süper. Çok sevindim. Hayırlı olsun. Sağ ol ya. Vallahi sayende iş buldum. Bunu unuttum sanma. Aslında senin sayende. Sen kafenin işletmecisine mesaj atmıştın ya hani. Ha. Hatırladım, şu çılgın arkadaşın. Bak sen, sevgilisinin arkadaşı için de neler yaparmış öyle. Benim dersim var Nazlım. Geç kalmayayım, gidelim biz. Nazlım, çok memnun oldum tekrardan. Yeni işin de hayırlı olsun. Sağ ol canımcığım. Görüşelim. Görüşürüz. Vay arkadaş.
Bizim Pısırık'ta zengin oğlanı kafalamış. Mis gibi takılıyor vallahi. Selim Kutlusay bu. Bu okulun sahibi sayılır kendisi. Kim? Bu giden mi? He. Şanslı evde doğmuş artist. Bizim gibi değil yani. Sen kimsin peki? Ali ben. Güvenlikçi. Memnun oldum. Ben de kafenin yeni garsonu Nazlı. Memnun oldum.